Sevgili izleyenler, spor saatinden mutlu akşamlar. Fethiyespor Körfez İskenderun deplasmanından bir puanla döndü. Altın değerindeki bu puan Fethiyespor'un puanını 40'a yükseltti. Lacivert Beyazlar ligde 14. sıraya yerleşti. Bu akşam yine Fethiyespor'u konuşacağız. Fethiyespor ligin son haftasında artık kendi evinde Bayrampaşa'yı ağırlıyor. Lacivert Beyazlar Bayrampaşa maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde başlamıştı. Evet, yine bu akşamki programımızda çok değerli yorumcularımız var. Baştan sona Fethiyespor'u konuşacağız. Programımızda Fethiyespor bu son hafta ne yapmalı? Bunun üzerine konuşacağız. Çok değerli yorumcularımız sevgili Abdullah Çevre, milli takım ve Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Abdullah Çevrim. Yine milli hakemlerimizden Fethiyespor eski başkanlarından Sayın Timur Fidan bu akşam yine bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Önce isterseniz Süper Lig'e bir göz atalım. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın haftasıydı. Beşiktaş özellikle dün son haftada son karşılaşmada, ligin haftanın son karşılaşmasında son saniyelerde uzatma dakikalarında galip geldi ve lider oldu. Bu yüzden hemen sevgili Timur Fidan'la söze girmek istiyorum. Fidan, ne söylemek istersin Beşiktaşlılar için, Beşiktaş için? Şimdi espriyle başlayalım o zaman. Evet. Hafta başında yani cumartesi günü başkası lider oluyor. Pazartesiler biz alıyoruz. Bunu alışkanlık haline getirdik. Evet. Gerçekten sezon sonuna kadar çok çekişmeli ve 3 takımın şampiyonluk mücadelesini sürdüğü belki ilk sezon olacak. Evet. Son haftaya kadar gideceğini tahmin ediyorum. Ve favori olarak da ben Fenerbahçe'yi görüyorum ama Galatasaray Beşiktaş maçında. Fenerbahçe'yi mi görüyorsun? Eğer Galatasaray Beşiktaş maçında benim favorim Fenerbahçe yine. Ama Beşiktaş'ın olmasını istiyorum gönlümden. Eğer Beşiktaş Galatasaray'ı ve bu haftada Trabzon'u yenerse büyük ihtimalle o zaman götürebilir. Ama Trabzon'da çok zorlu bir maç, Galatasaray'da Fenerbahçe'nin fikstür olarak biraz daha avantajı var. Bu hafta puan kaybetti ama Beşiktaş'ta ecel terleri döktü. Zaman zaman teknik direktörler macera arıyor. O nedenle bu hafta şanssız geçti Fenerbahçe için ama bence gene de şampiyonlukta en büyük favori bence Fenerbahçe. Çünkü Galatasaray'ın Beşiktaş'ta zorlu bir maçı var. Evet, Beşiktaş Trabzon'a kaybeder. Eğer Galatasaray'ı yenerse Galatasaray'ın da şampiyonluk ümidi tökezleyebilir. Hani Fenerbahçe'nin bundan sonra zor maçı yok gibi bir şey. Ama 90 dakika bu oynanmadan belli olmuyor galip. Ama gönlüm Beşiktaş'tan yana olmasına rağmen 3 takımın da bu şekilde götürmesi Süper Lig'i çok güzel bir hale getirdi. Evet. Teşekkürler Fidan. Sayın Çevrim, Fenerbahçe galip gelemedi bu hafta ve liderliği de kaptırdı Beşiktaş'a. Sizin düşünceniz nedir bu hafta? Kim şampiyon olur bu sene? Şampiyon olacağı ben daha evvel söyledim ki, sadece 2 hafta evvel ne söyledim? Fenerbahçe'nin vaktiniz artık süre, yani kağıt üstündeki avantajları çok. Ama kağıt üstündeki avantaj maalesef sahaya bazen yansımıyor. Bu hafta olduğu gibi evet. Devam ederse? Şimdi daha 6 maç, 7 maç kaldı. 6-7 maçın içerisinde daha o köprünün altından çok sular akar. Çünkü Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendileri olan bir maçları var aralarında. Eğer ki Galatasaray-Beşiktaş maçı berabere biterse Fenerbahçe şampiyon. Başka türlü şey yok. Yani burada yarış nefes nefese gidiyor ve iyi bir lig oluyor bana göre.
Yani daha şimdiye kadar böyle bir yarış görülmedi. Maçın sezonun son 6 haftası, 7 haftası kaldı. Kim olacak, kim olmayacak, kim kimi yenecek diye beklerken aradan neler çıkıyor? İşte Karabük'ün oynadığı futbolu 96, gördük yani Beşiktaş maçında. 90 artı 6'da gol atıyor. Evet. Bir tanesi 90. dakikada gol atıyor. 6 dakika maç uzatılıyor. Yani her şey, görebileceğimiz her şey var maçın içinde. Evet. Her maçta da böyle olacak. Bizim Fener maçında da olacak. Galatasaray maçında da olacak. Beşiktaş maçında. Burada güçlü, kuvvetli, kendine hakim olanlar, ki bazıları kırmızı kart görmeye başladı futbolcuların çoğu. Sezonun sonu artık yorgunluk geliyor. Yorgunlukta en son, en çok yorgun olduğun zaman itiraz edersin zaten. Futbolu böyledir. O maçların içerisinde daha çok oyuncular atılacak. Çokları cezalanacak. İşte geldi Melo, bu hafta, önümüzdeki hafta cezalı. Evet. Bunlar hep olacak. Onun için ben o küreyi şöyle toplayamıyorum. Yani daha oradan çok sular akar o köprü. Ama Fenerbahçe'deki futbolcularda büyük bir performans düşüklüğü var. Sakatların çokluğu. O düşüklük neden ileri geldi? Geçen hafta Bursa'yı yenmelerinden dolayı bir aşırı yüklenme. O aşırı yüklenmenin arkasından bu hafta da şimdi yine bu şeyle oynayacaklar. Kupa maçı bugün oynanacak bu akşam. Evet. Yapılacak maçtan sonra. Belki orada da sakatlar verilecek, bir şeyler olacak. Ama ben her iki kulvarda da Fenerbahçe'nin gideceğini tahmin ediyorum. Evet, teşekkürler. Çünkü baktığım zaman Trabzon, Beşiktaş maçları, Galatasaray Beşiktaş maçları, bunların arasındaki sürtüşmeler, diğer takımlarla olan münasebetlerinde bir eksiklikler olacak. Ama şunu hakkında verelim yani, bu sene Beşiktaş göçebe takım. Hep deplasmanda oynadı. Keşke bütün maçlarını. Keşke deplasmanda olsa oynasa. Bak oynadı. Yani buna rağmen şampiyonluk mücadelesi sürdürmesi, bu da büyük başarı ayrıca. Yani evet. Kendi sahasında oynasa Fenerbahçe'nin avantajı yok. O Trabzon'un veyahut da daha söyleyeyim ben açıkçası, Trabzon'un, Bursaspor'un ligden çabuk düşmelerinin neticesi. Eğer ligden çabuk düşmeselerdi oraya Trabzon yetişirdi, girerdi araya. Bursa mesela. Bursa girerdi araya. Sivas girebilirdi araya. Yani iyi takımlarımız da var. Şimdi bakıyorum Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın oynayacağı takımlar hep o üst seviyeye layık olan takımlarla oynayacak. Evet. Zor tarafı Fenerbahçe atlattığı için avantaj onda diyorum. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Spor Toto 2.lik beyaz gruba geçiyoruz. Bu akşamki programımızda Fethiyespor'un Körfez İskenderun maçını değerlendirecek yorumcularımız. Ardından Bayrampaşa ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde neler yapılmalı, ne gibi tedbirler alınmalı, onları konuşacağız. Yine sanal alemde sizlerden gelen mesajları da ekranlarınıza yansıtacağız. Kalan maçlar, takımların özellikle tehlike bölgesindeki takımların kalan maçlarını averaj durumlarıyla beraber hatırlatacağız. Ekranlarınıza getireceğiz. İkincilik beyaz grupta geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların sonunda Yeni Malatya Spor neredeyse şampiyonluğunu ilan edecekti. Menemen deplasmanındaydı. Golsüz devam eden karşılaşmanın son dakikalarında Menemen Belediyespor attığı golle Yeni Malatya Spor'u 1-0 mağlup etti. Ve böylece Yeni Malatya Spor bir anlamda şampiyonluk turunu son haftaya kendi evine bıraktı. Yeni Malatya Spor yine 65 puanla liderliğini sürdürdü. İkinci sırada Pendik Spor var 62 puanda. Pendik Spor da kendi evinde Aydın Spor'a mağlup oldu. İlk 5 takımın içerisine baktığımızda 1461 Trabzon, Ümraniye Spor, Menemen Belediye Spor var, Kartal Spor ve Kantone Karagümrük de bu 5'in içerisine girmeye çalışıyor. Ayrıca ligin dip kısmına baktığımızda yine çok önemli bir mücadeleyi görüyoruz. Yorumcularımız bu mücadeleyi değerlendirecek sizlere. Evet, şimdi önce geçtiğimiz haftaya gidelim. Geçtiğimiz hafta ikincilik beyaz grupta 9 karşılaşmada tam 17 gol atıldı. Kendi evinde 3 takım galip geldi. Deplasmanda ise 5 takım galip geldi. Sadece bir karşılaşma berabere bitti. İşte geçen hafta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle. Menemen Belediyespor 1, Yeni Malatya Spor 0. Konya Anadolu Selçuklu Spor 1, Turgut Spor 0. Keçiören Gücü 0, Tarsu İdman Yurdu 1. Ov Spor 3, Ümraniye Spor 1. Körfez İskenderun Spor 0, Fethiye Spor 0. Tavşanlı Spor 0, 1461 Trabzon 1. Tokat Spor 1, Kartal Spor 4. Pendik Spor 1, Aydın Spor 1923-2. Bayrampaşa 0, Acetepe 1. Evet değerli izleyenler, sonuçlar böyle. Puan durumu nasıl? Puan durumunda Yeni Malatya Spor 65 puanla lider. Pendik Spor 62 puanla ikinci sırada. Düşmeme mücadelesi veren takımların durumu da hayli ilginç. İşte puan durumu. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta sonunda puan durumu şöyle. Yeni Malatya Spor 65 puanla lider. Pendik Spor puanı 62. 3. sırada 58 puanlı 1461 Trabzon. 4. sırada 56 puanlı Ümraniye Spor. 5. sırada Menemen Belediyespor puanı 56. 6. sırada 54 puanlı Kartal Spor. 7. sırada aynı puanda Kantone Karagümrük. 8. sırada 51 puanlı Aydın Spor. 9. sırada 45 puanlı Bayrampaşa. 10. sırada 44 puanlı Konya Anadolu Selçuklu Spor. 11. sırada 43 puanlı Hacettepe. 12. sırada 42 puanlı Keçiören Gücü. 13. sırada yine aynı puanda Tokat Spor sıralanıyor. Ligde 14. sırada 40 puanlı Fethiye Spor. 15. sırada 39 puanlı Turgut Spor sıralanıyor. Son 4 sırada ise 16. sırada Körfez İskenderun Spor puanı 39. 17. sırada 39 puanlı Tarsu İdman Yurdu. 18. sırada 38 puanlı Ob Spor sıralanıyor. Ligde son sırada 19. sırada 15 puanlı Tavşan Lin Spor haftalar öncesinden lige veda etti. Ve bu hafta artık ligde 38. ve son hafta sevgili izleyenler. 2. Lig Beyaz Grup'ta artık dananın kuyruğu kopuyor denecek durumda. Çünkü haftanın maçları da çok ilginç, çok önemli karşılaşmalar var. Her takımın kulağı bir başka takımın maçında olacak. İşte haftanın maç programı şöyle. 2. Lig Beyaz Grup'ta 38. hafta karşılaşmaları şöyle. Aydın Spor 1923 Körfez İskenderun Spor. 1461 Trabzon Konya Anadolu Selçuklu Spor. Turgutlu Spor Tokat Spor. Fethiye Spor Bayrampaşa. Yeni Malatya Spor Keçiören Gücü. Ümraniye Spor Tavşanlı İnspor. Hacettepe Menemen Belediye Spor. Karagümrük Pendik Spor. Ve Tarsus İdman Yurdu Of Spor. Değerli izleyenler, sonuçlar, puan durumu böyle. Artık ligin sonuna da gelindi. Son hafta. Fethiye Spor rahat değil. Fethiye Spor hiç rahat değil. Lacivert Beyazlılar artık son 90 dakikada bakalım neler yapacak. Evet, çok önemli. Lacivert Beyazlıların alacağı bir puan Fethiye Spor'a yetmiyor. Fethiye Spor mutlak 3 puan istiyor. Eğer Körfez İskenderun'dan puan getiremeseydi Fethiye Spor'un işi çok daha fazla zor olacaktı. Önce Körfez maçını konuşalım. Körfez İskenderun maçını konuşalım. Geçen hafta söylemiştik. Mutlak galibiyet demiştik. Fethiye Spor'un ligde kalabilmesi için son hafta en azından bir puan alırsa kendi evinde demiştik. O 3 puan gelmedi, 1 puan geldi. Nasıl değerlendiriyorsun bu 1 puanı? Evet. Gökten bir elma düşmüş ama onun yarısını kapayım derken biz birini kapmışız elimize. Evet. Allah'ımıza çok şükür o bir puanı almışız. Almasaydı şimdi burada konuşacak hiçbir şeyimiz olmazdı. Olmaz. Yani galip de gelseydik o bir puanı almış olsaydı 42 puanla biz burada lige veda ederdik. Evet. Diğer takımların için geleceği puanlar. Arkamızda 3 tane takım var 39 puanla. Evet. Bunların hepsi 42'şer yapacaktı. Evet. Sen istediğin kadar o takımları yenmiş ol, o zaman bir şey olmazdı. Ben bu avantajı iyi kullanabildiğimizin farkına vardım ama bizimkiler farkına varmalılardı. Ama maç öncesinde psikolojik bir savaş vardı. Onu hemen belirtelim. Ne gibi? Psikolojik savaş şöyleydi.
Körfez İskenderun maçı öncesinde Fethiyespor'un kafilesi büyük bir baskı altındaydı. Emniyet tedbirlerinin arttırılması istendi. O emniyet tedbirlerinin arttırılması çok büyük fayda getirdi. Benim Körfez İskenderun'dan konuştuğum bazı gazeteci arkadaşlar var. Onlar hakikaten gerek taraftarlar tribünler ekrana geliyor. Bir kez daha o görüntüleri, kısa görüntüleri ekrana verelim. Oradan da görelim. Hatay Valiliği ve İskenderun Emniyet Müdürlüğü bu maç öncesi sıkı yoğunluk güvenlik önlemleri aldılar. Fethiyespor'un şehre girişinden maç konakladığı otelin çevresi ve maçta stada girişi, stattan maçın sonuna kadar, yani maçın bitimine kadar yoğun bir güvenlik önlemi alındı. Zaten ekranda da görülüyor bu güvenlik önlemleri. Saha zemini çok kötü ve bir de rüzgar var bu karşılaşmada. Onu söyleyeyim. Ben kendi memleketim olduğu için oradaki hocalarla bir zaman zaman bize de bağlanan hatta İskenderunspor'u çalıştıran hocalarla telefon teatisindeydim. Hep beraber onlarla beraberdim. Bütün olayları olduğu gibi biliyorum. Hı. Artı bana sordukları şey şu gibi, niye gelmediniz abisiz memleketinize? Hemşerilerle bir görüşürdünüz. Dünyanın her yerinde böyledir. Benim orada olmam başka şeyler ortaya atar diye ondan çekindim. Hem memleketimin ismi hem Fethiye'nin ismi lekelenmesin. Kim galip gelse çünkü ona bir şeyler olacaktı. Onun için ben gitmedim, burada kaldım ve maçı buradan izledim. Evet. İnternetten indirdim. Evet. Şimdi burada olayların o kadar böyle düşünceli olmasının tek sebebi böylesi maçlarda hadise burada patlak verir. En ufak bir şeyden, bir kıvılcımdan bir ordu orman yanar. Bu böyle bir şekilde. Allah'a şükür her tarafta, her iki tarafta böyle bir şeye tevessül etmediler. Herkes sahaya çıktı. Kendi bir elinden geldiği kadar takımının galibiyeti için uğraştı. Olmadı. Ha, Fethiyespor buradan bana göre altın bir puanla geldi. Evet. Şimdi Fethiye herkes kendi şeyini kendi kessin deriz ya. Bazı yerlerde kendi göbeğini kendi kesecek Fethiye. İskenderun'da kendi göbeğini kendi kesecek. Ha burada Fethiye beraber kalırmış, mağlup olurmuş, galip gelirmiş. İskenderun orada mağlup olurmuş, galip gelirmiş. Onlar artık kendi işlerinde. Onu kim ne yaparsa, hani vardır ya Hamlet'in bir oyunu. Olmamak. İşte evet. Bütün mesele bu. Biz orada onu yapacağız. Burada geldik, buraya kadar getirdik. Ha biz bunları buraya geleceğini istiyor muyduk, bekliyor muyduk? Beklemiyorduk. Biz daha önceden Fethiyespor'un bir rahatlığa ulaşmasını çok istedik. Bir maç almasını, deplasmanda bir maç almasını, içeride bir maç almasını, bir 6 puanlık bir seri yapabilseydik, şimdi bu hallerde olmayacaktı. Yukarılarda 10 puan yukarıda, 42, 52, 51 puanda falan olacaktık yani. Bunları hep düşündük ama olmadı. Zaman gitmedi. Bizim arkadaşlarımızın mesaileri geç bitirdiler maalesef yani sezon mesaisini geç bitirdiler. Halbuki erken bitirdiler, kendileri de rahat olacaklardı, dinleneceklerdi, huzurlu olacaklardı. Şimdi uyuyamazlar, uykuları kaçar. Evet. İnanmayın maçın iki gün kala o çocukların nasıl uyku uyuyacağını ben düşünemiyorum. Yani eğer içtenlik de kendilerini o maça vermişlerse uykuyu bile zor uyurlar. Mutlaka. Aynı şeyleri yaşamışsındır. Hakemlik zamanında çok iyi bir maç, çok önemli bir maç idare edeceğin zaman gece rüyalarına girer insan, değil mi? Evet. Bu maçın havasına girmesi öyle. Bu da öyle. Şimdi burada çok zor bir şartlar altında oynanacak bu maç. Ben nasıl İskenderun'da bunu yaptılarsa valilik, Hatay Valiliği teşekkür ediyorum Sayın Ahmet Bey'e. Benim iyi bir dostumdur. Görüşürüm ara sıra Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla, Hatay Belediye Başkanı ile iyi bir karşılama yapmışlar. Hiç kimsenin burnunun direği bile sızlamamış. Binmişler otobüslerine, gelmişler. Ne küfür, ne kafir, hiçbir şey yok. Ben mutlu oldum bir Hataylı olarak. Teşekkür ettim onlara. Ama bir de buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ettim. Niye?
Gelmezseniz oradan galibiyette hiç olmazsa bir puanla gelin dedik burada hatırlarsan. Evet. O bir puan neye mal olacaklarını şimdi görecekler işte. Evet. O bir puanın kıymetini hani sen dersin ya bir puanla ne olur ne olacak diye. Geçen sene de böyle bir puan dedik. Bir puanla düştük. Evet. Allah göstermesin. Gene bir puana kaldık. Evet. Aynı senaryo oynanıyor. Şimdi 3 puandayız ama. Şimdi 3 puan istiyorsun. Şimdi 3 puan istiyorsun. Mecburuz burada. Artık bir puan. Tabii o 1 puan olmasa şansımız yok. Şans yok tabii. Tabii şimdi, o 3 puan oldu. Evet. Burada o 3 puanın sen 1 puan almasan 3 puan alsan da bir şey yok. 42 puanda kalacaktın. Rakipleri bekleyecektin. Averajda zaten iyi değiliz. İyi değiliz ondan sonra. Yani o 1 puan bazen düşmelerde, bazen kalkmalarda insanı ayakta tutan çok önemli bir sayı. Evet. O 1 puan. Ben Fethiye takımının çok kötü oynadığına inan şey yapmıyorum. Laf etmiyorum. O şartlar altında oynayacağı futbol buydu. Evet. Bunun altında İskenderun'da iyi dayandı. İyi, evet. İyi top oynadılar. Oranın meşhurdur o bir rüzgarı vardır. Yarık kaya deriz buna. Hı hı. Çıktığı zaman alır topu götürür. Nereden Allah bilirsen al topu yani. Öyle bir rüzgar vardır orada. Onu kastetmişler dize rüzgar diye. Evet. Her pazar günü çıkar o rüzgar. Her bütün gün hafta durur. Biz top oynardık. Top oynayacağımız zaman o rüzgar çıkardı. Yine aynı şey mevsime rastlamış. Gelmiş o rüzgar. Ama her iki tarafta da bir şeyler yoktu. Kırıcı hareketler yoktu. Hakemleri düşündürecek bir hareketler yoktu. Yani her iki takımından ne yapacağı, ne edeceğini hakemler değil. Artık taraftarlar karar verdi. O kadar hakemler evet, rahattı. Evet. Hakemlerde. Üst klasman hakemlerinden Abdülkadir Bitiken yönetti karşılaşmayı. Bir problem yani pek bir sorun yok. Körfez İskenderunspor'un yani ev sahibi takımın 44. dakikada Murat Kurt'la akıl almaz evet. şekilde kaçırdığı bir gol var. Tabii ki orada kaleci Metin'in mükemmel bir refleksiyle topu üstten dışarı atışı var. Daha doğrusu kornere çelmesi var. Yine ikinci adı oyuna giren Edim'in benim elimdeki notlara göre Edim topu boş kale yerine dışarı attı. Yandan dışarıya attı. Zaman zaman yine ekrana geliyor bu pozisyonlarda. İskenderun'da kaçırdı. Evet. Olarak kaçırdı. Zaten kaçırdı yani boş kale yerine topu dışarı attılar ki iyi dışarı attılar. O gün oraya bir çizgi çizilmiş. Maç beraber birer puan paylaşılacak gidecekti. Ne kadar konuşsak, ne kadar etsek bir şeye fayda etmeyeceğine göre bana sorduklarında Metin iyi oynadı dedim. Bir tek söylediğim evet. lafı var. Evet. Metin iyi oynadı. Niye? Bir tek o pozisyon aklımda kaldı çünkü. Metin'in kurtardığı pozisyon aklımda evet. kaldı. Yani öbür taraf normal bir futbol maçı. İşte ortada sıçan oynar gibi oynadı her iki takımda. Yani kimse kimseyi kıracak, ısıracak bir şekilde bir hareket yapmadı. Evet. Fethiye Spor savunması dikkatliydi ve kontrollü, disiplinli bir şekilde oldu. Belli ki. Sabri Turgut'un gördüğü sarı kart var. Bu sarı kartta Sabri Turgut'u cezalı durumuna düşürdü. Son hafta yani Bayrampaşa maçında Sabri Turgut savunmada yok. Muhtemelen Mateusz Şenkal'ın Sabri Turgut'un görev alanında görevlendirilmesi bekleniyor. Evet, sevgili Timur Fidan, bu Körfez İskenderun deplasmanı 1 puan altın değerinde diyoruz. Sen de katılır mısın? Vallahi altından da öte platin yani daha değerli maden olarak söylersek gerçekten 1 puanın ne kadar önemli olduğunu hep haftalardır, daha doğrusu yıllardır söylüyoruz. Bu puanı almakla Fethiye Spor kendine büyük bir umut yarattı. Biraz da yüreğimize su serpti. Tabii ki ligde kalmak henüz gerçekleşmiş değil. Müsabaka sırasında Metin, mücadele eden futbolcu kardeşlerimizin hepsi elinden geleni yapmaya çalıştılar. Metin'in kurtardığı harika bir pozisyon var 44. Evet. dakikada özellikle. Sonra da ikinci devre onların kaçırdığı. Dediğiniz gibi biraz daha onlar tabii ki üstün oynayacak. Çünkü bu maçı almaları mutlak gereken takım aslında onlardı. Tabii şimdi Aydın deplasmanı diyecekler. Evet. Yani Aydın deplasmanından 3 puan bile alsa ligde kalma seyircisiz oynanacak. O da ilginç. O da Aydın'ın avantajı. Ceza verildi yani. Evet, seyircisiz oynama cezası olduğu için mecburen öyle oynayacak. Böyle bir avantajını da kaybetmiş oldu İskenderun. Tabii ki bir puan almakla çok sevinçliyiz ama
Eğer o pi puanı almasaydık, işte Abdullah abinin dediği gibi, zaten 39'da kalıyoruz. 5 takım birden var. 39 olan takımlardan 4'ü düşecekti yani. 3'ü evet. düşecekti. Yani o kadar kötü bir durum. İkili avarajda bir tek Konya Anadolu'ya biz üstündük. Diğerlerine olduğu için evet. ben size söyleyeyim. Eğer Offspor yenilirse alttan 17. sırada biz düşebilirdik yani. Evet. Galip gelsek bile. Evet. 10-0 bile galip gelsen Bayrampaşa'ya kadar hı hı. hiçbir önemi yoktu. Bu açıdan bu bir puanın özellikle Karagümrük'ten alınan bir puanın tabii, hep bu tabii, alınan tabii, tek yani. Tek alınan bir puanların ne kadar önemli olduğu da çıktı. Evet. Tabii ki İskenderun'dan alınan puan bir 6 puan gibi neredeyse. Çünkü İskenderun yenseydi bizi o zaman zaten bu hafta galip gelsek de ligden düşüyorduk. Hı hı. Yani ben geçen hafta uyarımda onu söylemiştim. Eğer de oradan bir puan bile alamazsak bizim büyük bir şanssızlığıyla ne yazık ki küme düşebiliriz diye söylemiştim. Şimdi tabii ki bir puan aldı. Ama bakın haftalardır söylüyoruz. Bu hafta da çok önemli bir maça çıkacağız. Evet. Şimdi bir sürü insan sanal alemde atıyor, tutuyor. Ortada kamuoyunda da konuşanlar çok var. Evet. Seyirci, meyirci diye. Ne kadar saha başarısı olmadığı için Apaçilerin başına gelen sıkıntılardan ötürü seyirci yok. Otobüs kaldıralım, maldıralım dendiği halde. Bakın geçen hafta burada evimizde oynadığımız müsabakada 3 otobüs seyirci vardı. Değil mi? Evet, evet. Bizden seyirci var mıydı Fethiye'den? İskenderun'a bu takımı yan yalnız yok. Kim götürdü? Hiçbir seyircimiz yok. Hani nerede Efeler? Taraftarlar bilmem ne diye çok orada burada atıp çok tutanlar. Çok az sayıda ama seyirci var. Ha şimdi ben bunun için var, evet. bak bunu bir kere daha vurgulayayım özellikle. Evet, evet. Şimdi oraya giden çok delikanlı adamlar var. Dayak yiyeceğiz diye veya takım mağlup olursa orada sahip çıkalım diye her tarafta ahkam kesen adamların hiçbirisi orada yok. Burada böyle bir böyle bir sahipsizlik olamaz. Hem Fethiye'liyiz, Fethiye Spor'u çok seviyoruz diyen adamların hiçbirisi orada yok. Ama evet. bunu şimdi ben bunu özellikle takip ettim bu hafta. Kim gidecek, kaç otobüs diye. Ve giden adamları öğrendim. Bakın orada bir tane pankart vardı. Evet. Ben de sanal alemde dolaşırken fotoğraf gördüm bir tane. Yalnız değilsiniz diye evet. eliyle yazmışlar, asmışlar. Evet. Eliyle yazıp asmışlar oraya. Yani evet. pankart yazmaya vakitleri bile yok. Evet. Öğrenci çocuğa. Bak buldum bir tanesi. Erdem bizim çoğu insan tanıyordur. Erdem Dağlarbaş diye Fethiye evet. Lisesi'nden mezun Göcekli bir arkadaşımız mesela. Evet. Bunları ismi şimdi mesela Anadolu Üniversitesi'nden bir öğrenci var Fethiyeli orada okuyan. Evet. Gökhan Sarı Adana'dan gelip orada maçı seyrediyor. Evet. Adana'da gene Fethiyeli Umut Aksoy'la bir de Mehmet Kılılı diye Adanalı olup yıllarca Fethiye'de yaşamış. Adanalı olup Hatay'da gidip İskenderun'a maça Fethiyelilik ve Fethiyespor sevgisinden ötürü Fethiye'de doğma büyüme olmadığı halde evet. Mehmet Kılılı diye bir arkadaşımız var. Evet. Yanında da Umut Aksoy diye Fethiyeli bir arkadaşıyla buradan tanışıklığı herhalde babasıyla falan yakından tanışıyor. Bu adamlar 6-7 kişi orada seyrediyorlar. Yöneticilerimiz hariç, onu saymıyorum, görevlileri. Şimdi, evet. Ama şimdi bu bakın, kadar zaten şey tribünlerde bakın. Bakın hayır, çok az seyir sayı. Bir dakika ben şunu söyleyeyim de. Kale arkasından seyrediyor. Evet. Burada kabahat, oraya maça gelmeyenler de mi? Gelemeyenler de mi? Yoksa burada bu işi iyi organize edemeyenler de mi? Hepsi bir arada. İşte bana bundan göre, herkes payını çıkarsın. Evet. Şimdi ben, bu kadar kötü ben durumda. Yönetici olsam, benim yönetim, bir tane orada halk ilişkiler adamım vardır benim değil mi? Oturturum onu masanın başına. Bu işte yöneticilikler hepsinden şey aldıktan sonra oluru aldıktan sonra arkadaş 3 otobüs hazır. Hayır şuna diyorum Abdullah abi. Kulüp bunu resmen organize edip orada yer istiyemiyor. Ama bunu el altından yapar. Yani esnaf odası yapabilir. Fethiye Spor tutar. 3 tane otobüs tutar. El altından yöneticiler kendi arasında topladığı parayla. Şunu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Maç öncesi ben yöneticilerle görüştüm. Bu konuda tahsis edilen otobüs vardı. Evet. Bekletildi. Ama ki kulübe müracaat edilmesi istendi. Kulüpten bir görevliyle. Fakat onun üzerine kimse hemen rağbet edip de gelmedi. Rağbet edilmedi. Evet. O zaman şunu bunu yapalım. Bunu biliyoruz. Ve orada evet biliyorum. Bana verilen bilgi bu. Yani bu güvenlik konusu da bak. Hayır bakın güvenlik konusu da çok önemli. Bir dakika rağbet edilmedi diye bir olay yoktur. Evet. Sen adamı davet etmiyorsun buraya. Açarsın anonsunu yaparsın nasıl maça gelin diye anons yapıyorsun. Şu saatte şuradan arabamız kalkacaktır.
Bütün ama medya şeyde sanal alemde bunun otobüs ayarlansın falan diye söyleyenler de vardı. Evet, bunu şimdi, yapacaklar da. O zaman kepimizi önümüze koyalım kimse, kardeşim. Kimse kimseyi suçlamasın ha. Yani. Onlar getirmedi, adamlar gelmedi. Gidecek adam. Bu gelir adamlar mi? Nasıl gitti? Nasıl, öğrenci adam. Bravo, bak. Uçakla bilet almış mesela şey Erdem mesela Göcek'te çalışıyor. Buradan Tuborg'da mı ne çalışıyordu? Ben yakından tanıyorum o delikanlıyı. Sayı daha biraz Caner, daha fazladır orada. Benim hani isim, olarak isim olarak konuşup da sorduğum. O Körfez bölgesinde Adana, İskenderun orada Hatay'da bulunan Fethiye Muğlalılar bu karşılaşmayı izlediler. Fethiye Spor'a destek oldu. Kale arkasından seyrettiklerini evet, söylediler. Şimdi bu şunu demek istiyorum yani. Çağrı kulüp yaptıysa teşekkür ederiz. Evet. Araba tahsisini ettiyse. Ben kulüp yöneticilerinden ama gitmeyen insanlara ya, benim ya, dediğim çağrı şimdi, yapılmadı. Hayır. Bir şey bu demeyin. Çağrı istendiyse ben, araba. Ben açık konuşacağım bir ama yerim. Şu da var. Hayır, abi ben haberlerimde verdim bunu. Kulüp içinizde, kulüp içinde insanlarsınız. Bunu biliyorum. Ama ben bir yönetici olsam bu önemli maça adamı zorla tutar arabanın içine sokarım kardeşim. Bu böyledir. Ha. Yöneticilik de bunu ister. Evet tamam. Bunu yapmazsan ben katılıyorum senin kimse dediğin. Bana bu da olsun. Burada. Şimdi burada eksiklik evet. Şu var. Arabayı tahsis etmekle kalmaması lazım yani benim. Tamam abi ya. Ama taraftarlar da ben Fethiyeliyim bilmem ne zamanı gelsin il olsun bilmem ne olsun diye her türlü şeyi yapıyorsun. Ama son maçında bir puan alması bağıra bağıra takımın ikili avarajdan kümede düşecek. Ama hiçbirisi cebinden bir kuruş para verip de dayak yemeği göze alıp maça gidemiyor. Evet. Yani bu da olmaz. Fethiye sevgisi değil. Ha sen gittin mi? Ben gidemedim. Ben gidemem çünkü sorumlu olduğum iş yerini bırakamıyorum. Evet. Bırakamadığımı ama Kartal maçına gittim. Maç ertelendi mesela. Evet. Hani uçakla gittik mesela. Evet. Şimdi giden arkadaşlara teşekkür ederim. Demek ki sahip çıkanlar Fethiye Spor'a her zaman. Herkes. Dışarıda da olsa bizim taraftarımız var. Yürekli olan insanlar bu adamlar buradan dayak da yiyebilirdi. Evet. Olay da çıkabilirdi. Oradaki yöneticilerin hepsine teşekkür ediyorum. Ama kimse kimseden daha fazla Fethiye Spor'la değil. Ama mutlaka. Bakın orada bu son maçta bir puan alınacak hayati maçta herkesin olması gerekirdi. Taraftarların bir adamı vardı. Fikri diye bir çocuk vardı. Çay bahçesi vardır İskenderun'da. Herkes orada toplanır. Herkes taraftarlar oradan maça giderler. Ben o Fikri'ye çok teşekkür ediyorum. Ne bir kötü küfür Fethiye için çıt yoktu. Yani Fethiye'ye bu olmaz. Çok güzel. Belanı versin değer olmaz. Burada da olmasın. Gönlümüzün ben, istediği bu spor bu, adına bu. Spor adına bu. Ne yapalım yani şu andaki bak ben, İskenderun Aydın'dan galip de gelse belki ligden düşecek. Evet. Ama şansını kaybetti kendi sahasında. Evet. İşte biz de bunlar yaşanmasın diye o takım şimdi tekme tokatla kavgayla bilmem ne de olabilir. Buraya da çok önemli bir klasman hakemi gönderecekler şimdi. Allah hakem şansı versin. Hı. Ama bizim seyircimiz de aynı şekilde nezaketen bunu kabul edeceğiz. Bu gerçek yaşanan bir şey. Ama biz hani göstermelik olarak Fethiye'yi çok seviyoruz. Kim daha çok Fethiye Sporlu gibi gösteriş yerine Fethiye Spor'un eksikleri neyse bunları değerlendirmemiz bakın, lazım. Bakın ne güzel söylüyoruz burada ne diyoruz. Şimdi bu maç için çok önemli. Seyirci gelsin diye ne de yapması gerekirse onu yapsın diyoruz. Biz buradan uyarı bir ikaz ediyoruz. Son iki hafta ancak fiyatlar bir liraya düşürüldü hafta, mesela. Bir hafta kaldı. Son mu maçımız bu bizim? Tabii o konuda gene konuşuruz gerek... da benim demek istediğim buradaki alınan puanın o kadar önemi olmasına rağmen yeterli desteği ne yazık ki bazı insanlar gösteremedi. Bunu göstermeleri gerekir. Tabii ki şimdi sonra, müsabakayla ilgili, Bayrampaşa ile ilgili konuşacağımızda gene seyircilerle ilgili. Bu olayı açtın diye giden gidebiliyormuş mu ya demek ki? İsteyen evet. Gider. Burada boşu boşuna kabadayılık yapmasın kimse. Ben Fethiye Sporluyum, şöyleyim böyle. Fethiye Sporu seven o adam gibi biner arabasına, otobüsüne neyine kalkar gider. Evet. Orada Fethiye Spor'u yalnız bırakmaz. Evet. Ben gidemedim. Neden gidemedim? İki taraflı oynamam lazım. Birine güleceğim, birine ağlayacağım olmaz. Heh. Benim derdim oydu. Ondan korktum. İyi bir şey olur, senden olur, kötü bir şey olur, Allah'tan olur derler ya. Evet. Onun için de oturduğun yerde Abdullah kal. Gerçekten hepsi beklediler beni. Futbolcu evet, kardeşlerimize de olan, teşekkür evet. Edelim. Evet. Müsabakada canlarının dişine taktı. Şanslı pozisyonlarımız da vardı. Ama bizim için kötü iyi oyun önemli değil. Buradan altın değerinde bu puan geldikleri için hepsinin alınlarından öpüyorum. Ben, artık bu hafta son haftaya çevirdiler işi. Onu konuşacağız zaten. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu maç için susmayı tercih ediyorum. Yani Fethiye şöyle oldu mu? Yok. Oynadı istediğimiz bir puan da aldık geldik. Evet. Tamam. Bundan sonra yarın ya pazar günü oynayacağımız maç için çok önemli şeyimiz yok.
çıkacaklar artık. Yani ne, size ne demek lazım onun çocuklara? İşte siz, işte futbol, işte rakip. Oynayın, kazanın. Behçet Bey'in söylediği gibi. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Çıkın, oynayın, kazanın kardeşim. Biterin. Ha, keşke 3 puan alsalardı da daha rahat olsaydık ama... Ama buna da bir puana da şükür. Şimdi biz kan alıyorduk eğer o puan olmasaydı. Evet, bir puanı almasaydık. Bakın buradaki listeye göre 39 takımların hepsinin içinde oluyoruz. Ve en of kötü spor, avaracı da bizimdi. Of spor galip gelirse 41 yapıyor. Evet. Bir tek onun 3. olma şansı var takımda. Ondan sonra geri kalan Körfez, Tarsus, Fethiye, Turgutlu'dan birisi 3'ü düşecekti. Evet. Yani bu kadar şanssız bir durumda olacaktık. Şükredelim şu anda bir puan aldığımıza. Bu puan belki bizi ligde kaldıracak ama her şey henüz bitmiş değil. Bazen evet. Bazen bir puanlar, sıfır puanlar hiçbir şey yaramaz deriz. Ben hep ne derim? Deplasmanda bir puan, içeride 3 puanı al, şampiyonda oyna. Bu böyledir. Değişmez. Evet. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Şimdi Fethiyespor Bayrampaşa'yı ağırlayacak. Lacivert Beyazlar Bayrampaşa karşısında ne yapmalı? Nasıl bir mücadele ortaya koymalı? Artık belki de geçmeyecek, nefeslerin tutulacağı son 90 dakika Fethiyespor için çok önemli sevgili izleyenler. Bu 90 dakikayı Fethiyespor nasıl oynamalı? Fethiyespor hazırlıklarına bugün başladı. Antalya'da Milli Takımlar Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıya Fethiyespor Başkanı İsmail Öztürk, Profesyonel Şube Sorumlusu Okan Uysal ve Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros da katılmıştı. Ardından Fethiye'ye geldiler ve Fethiye'de ilk çalışmayı akşam saatlerinde yaptılar. Evet, eğer hazırsa o sevgili Okan Uysal hem Körfez İskenderun maçını değerlendirdi hem de Bayrampaşa karşısında Fethiyespor'un ne yapacağı konusunda bilgiler aktardı. Lacivert Beyazlı yönetim kurulu şu saatlerde, akşam saatlerinde Başkan İsmail Öztürk yönetiminde toplanıp bu maçla ilgili hazırlıkları görüşecek ve alınacak tedbirleri de yarın ya da yarından sonra bilemiyorum en kısa sürede bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak değerli izleyenler. Okan Uysal bakın neler söyledi. Evet, hazır olmadığını söylüyor ve ETR'yi arkadaşlarım. Evet, Bayrampaşa konusunda ne söyleyeceksiniz sevgili Abdullah Çevrim? Önemli bir maç. Şimdi Bayrampaşa'ya 3-2 yenilmiştik. İlk yarıdaki karşılaşmada İstanbul'da gollü geçmişti o maç. Evet. Şimdi depremlerden bir artı depremler gelir ya. Evet. İnsanlar önce o büyük depremi, bir sallantıyı fark ettikten sonra büyük bir korku içine girerler. Evet. Ondan sonra artı depremleri hissetmemeye başlarlar. Evet. Halbuki arkadan gelen o artı depremler daha tehlikeli. Evet. Şimdi biz burada şeye geçtik, dereye geçtik, denizi geçtik, dereye geldik, derede boğulmayacağız. Evet. Boğulmamak için ne yapmamız lazım? Sen yıllarını vermişsin bir spor adamı, sen yıllarını vermiş bir gazetecisin. Bizi bırak geriye. Burada önemli olan nokta maçı kazanmanın yolları. Evet. Nasıl kazanırız maçı diyorsun değil mi sen bana? Tabii. Maçı nasıl kazanırız? Sükunetle kazanırız. Evet. Sakinlikle bu maçta kazanırız. Sabri Turgut yok. Bak. Şimdi ona Ahmet, Mehmet, benim için adam fark etmez. Evet. Oraya çıkan 11 formasını giyen çıkan herkes benim için kıymetlidir. İster Sabri, ister Ahmet, ister Mehmet. Evet. Ama orada o gün o formanın hakkını vermek zorunda. Nedir bu? Sakin olacaksın. Sinirlerine hakim olacaksın orada. Hı-hı. Maçın gidişatına göre kendini ayarlayacaksın. Enerjini ona göre kullanacaksın. Yani taraftara uyup da taraftar vur, kır, parçala dediği zaman sen de vurup, kırıp parçalamayacaksın. Yalan mı? Değil mi? Evet. Hakem olarak bunu... Burada sakin olan, sinirlerine hakim olanlar maçı kazanır. Böyle evet. Işte, maçlar böyle kazanılır. Ama maçın başında da talihsiz bir gol yiyebiliriz. Maçın ortasında bir gol yiyebiliriz. Bir anda yıkılmayalım. Bir anda yıkıldığımız zaman o taraftarın takıma faydası olmaz. Sen taraftar olarak onları ateşleyeceksin ki onlar harekete geçecek.
Burada futbolcu kardeşlerimize şunu söyleyeceğiz. Bir mesele diyelim şöyle ki, yenilmeden oyun olmaz. Birisi yenecek, birisi hataları yapacak, birisi o hatalardan faydalanacak. Biz inşallah burada biz oluruz bu hatalardan faydalanan. Kaçırdığımız diğer golleri şöyle düşünün. İnşallah bu maçta o golleri atarız. Bayrampaşa yenilmeyecek bir takım değil. Evet. Yenilmeyecek bir takım olsa çok strese girin derim ama yenilmeyecek bir takım değil. Gayet mütevazi bir takım. Kendi haliyle oynan, Bayrampaşa'nın çocuklarıyla o ekseriyeti Arnavut çocuklarıdır orada. Göçmen çocuklarıdır. Güzel bir takımları da var. İyi top oynuyorlar. Biz de iyi top oynuyoruz. Biz kendimize buna inandıracağız Timur. Biz iyi futbolcuyuz, biz iyi takımız. Tezine kendimizi inandıracağız, öyle sahaya çıkacağız. Hı hı. Hayır, çıkıp da biz onları yenebilir miyiz diye düşünen varsa şimdiden bıraksın çıkmasın sahaya. Evet. Açıkçası bu. Bu şeyin varoluşun birinci adımı. Varoluşun birinci adımı kazanmaktır. Azmedeceksin, kazanacaksın. Kazanmak için adım atarsan arkası gelir. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar. Yani bu maç için fazla bir şey konuşmak gereksiz. Evet. Bayrampaşa Hacettepe'ye 1-0 yenildi kendi evinde. Ne şimdi olabiliyor? Tabii. Şu anda iddiasını kaybetmiş durumda. Ama bu iddiasını playoff için uğraşıyordu. Ama bu iddiayı kaybetti. Ama iddiayı kaybederken ilk yarıda Fethiyespor karşısında 3-2 galip gelmişti. O takımla diğer şu andaki takım arasında çok fark var, onu değişti, söyleyelim. Tabii, 6 tane tam yaptılar. Evet, yaptılar. 6 tane yeni oyuncuları var bu karşılaşmada. Fethiyespor'a karşı oynayacak olan yeni kadroda. Dileriz bu kadro Fethiyespor karşısında da Hacettepe'nin yendiği gibi Fethiyespor'da Fethiye'de yener diye düşünüyorum, istiyorum. Evet. Bu maçta ister Di Stefano'ya getir, ister Pele'ye getir, ister Maradona'ya getir. Kim olursa olsun karşına çıkanı görmeyeceksin. Evet. Ondan Maradona, Pele, Mele ise sen de onun üstünde bir adam gibi kendini göreceksin ki bu tür maçlarda kazanabilesin. Evet. Kendini ondan küçük, ona doğru bakıp görürsen yanlış yaparsın. Evet. Hatırlayın, bizim bir milli maç vardı. Milli maçta Portekiz maçında Ronaldo'yu bizim kendi futbolcularımızdan bir tanesi, isim vermek istemiyorum, öyle hayranlıkla seyrediyordu maçı çıkarken. Bu da gazetelere manşet olmuştu. Hı-hı. Böyle seyredip çıkarken hatırladınız mı? Evet. Ona niye? Senin de iki tane ayağın var. Onun da iki tane ayağı var. Senin de bir kelin var. Senin de kelin, bir kafan var, başın var, bir aklın var, bir fikrin var. İki tane gözün var. Sen de onunla futbol oynuyorsun. Ha, o biraz becerikli. Sen de onun kadar becerikli olmaya çalış. Hı-hı. Mühim olan ona bakarak ondan hayranlık duymayacaksın. Ha. Yetenek eziliyorsun yok. O zaman zaten. Ya o zaman orada gidiyorsun zaten. Evet. Timur orada gidiyor. Biz de çok maçlara çıktık. Di Stefano'ların bilmem nelerin oynadı. İspanya takımlarını karşı oynadığımızda böyle hayranlıkla bakmadık. Dişe diş, başa baş oynadık. Berabere kaldık. Bilmem ne oldu ama görevimizi yaptık. Şimdi görev bunlar da. Nasıl bir görev? Bu öyle bir görev ki askerlikte bile bu görevi bulamaz. Bu takımın, bu şehrin bayrağını siz taşıyacaksınız. Eğer bu takımın ve bu şehrin bayrağını indirirseniz size herkes burada lanetlanır. Onun için çıkın, kendinize güvenin, güvencenizi de ortaya koyun, oynayın. Muhakkak ki Allah Tanrı da sizden beraber olacaktır ya. O evet. Kadar basit. Ben bir şey söylemeyeceğim bu maç için. Dedim ama yine konuştum. Evet. Sevgili Timur Fidan, hangi yanlışları yapmamamız lazım? Ne yapılması lazım bu maç öncesi? Şimdi gerçeği söylemek gerekirse Bayrampaşa bizim daha önce oynadığımız ne Pendik, ne Menemen, ne Malatya gibi güçlü bir takım değil. Yani o kadar iyi bir takım değil. Evet. Gözünde fazla büyütmeye de gerek yok. Bu bizden biraz daha kalite olarak istikrarlı sonuçlar almış. Son hafta kendi sahasında rahatlığından ötürü Hacettepe'ye mağlup oldu evinde 1-0 gibi. 1-0 olsun, yarım sıfır olsun, bizim olsun. Şimdi buna karşı hem rakibin gücünü hem de kendi gücünü bilerek oynaması lazım, evet. Fethiyespor. Hep söylediğimiz bu. Önce defans güvenliğini sağlayalım, kontra bir gol yemeyelim. Hı-hı. Akıllı oynayalım, soğukkanlı oynamaya çalışalım. Hı-hı. Rahatlığımızı maça hazırlarken kendimizi bu maçta ne edip bu maçı alacağız derken kasıp da kendimizi demoralize sakin etmeyelim. Evet. Sakin oynamamız lazım, kontrollü. Hem kondisyonumuzu
ekonomik kullanacağız. Mücadelemizi, gücümüzü ona göre yapacağız. Toplarda rakiple zaten bizim üzerimize, ben tahmin olarak söylüyorum tabii, İnşallah öyle de olur. Bayrampaşa biraz rahatlıkla nasılsa onunu eleğini asmış derler Anadolu'da. Eleğini asmış gibi bir pozisyonda ama içinden 2-3 tanesine bu futbolda olan şeyler. Teşvik primini verir, bilmem ne verir. Başka takımlar. Ha, başka takımlar verir. Bu açıdan bir sıkıntı doğabilir belki. Ama daha önce yapılan hatalar yapması, bunların 2-3 tane oyuncusu her takımda iskeletinde oynamış. Evet. Biraz playmaker işi yapan, oyunu dağıtan adam varsa bunları kilitleyecek Fethiyespor. Yani evet. Bu kadar basit. Takip bir maçta biz 10 kişi oynayalım, onlar da 10 kişi oynasın. Evet. Abi takip ediyor değil. Hiç takip makip hikaye. Bak takip eden adam da vardı çalışan kulüpte, o bile takip etmiyordu. Biz buna şahidiz. Takip edilse arkası hafta takip ettik maçı, izledik, mağlup oluyoruz. Evet. Nasıl takip ettiysek. Şimdi hani öyle bir şey yok. Bunu gerçekten sistemli olarak yapabiliyor musun? Şunu diyor, şunu takip etmeleri lazım burada. Onların kimlerle temas edip etmediğini, buraya gelecek olan seyircileri de bizim takip etmemiz gerekir. Evet. Kimler geliyor, kimler gidiyor. Hı. Tanıyan birileri. Evet. Diğer rakiplerimiz kimler bizim? Maçta da. Maçta da bu yakın takibi alınması lazım bizim takımla, idarecilere düşen bu. Tarsus'un, İskenderun'un, Turgutlu'nun, Tokat'ın adamlarından kim kimi tanıyorsa burada bakacaksınız, göreceksiniz. Hayır, bunlardan bazıları gelecek buraya şimdi. Gelecek, ne oldu bitti. Belki telefonlarla, melefonlarla maçtan görüntü yakalamaya çalışacaklar. Gider, en ufak bir... Biliyorsun hani sen görüntülerde daha önce de yayınlamıştın, o 2002'deki bir 90+2 pozisyonumuz vardı. Hani biraz sahaya seyirci meyirci girdi falan. Şimdi teknoloji daha ileri. Herkesin elinde cep telefonu var. Bütün maçı, olayları bilmem neyi çekiyorlar. Tabii. Ya ama bol konfeti atılması iyi olmaz mı bu maçta? Tabii biraz heyecan, maç hava öncesi, açısından. Şunu söylüyorum. Erdoğan, bakın, bak. Maç öncesi hani 3-5 dakika en azından maçın başında, ikinci yarının başında. Şunun için söylüyorum. Hani diğer maçların da sonucu açısından bir dakika, iyi olmaz. Onu şöyle yapmanız lazım. Maç oynanıyor. Evet. Maçta oyunun gidiş tarzına bakıyorsun. Seyirci coşmalı. Seyirci coşmuyorsa bilmem ne yapıyor. Sen konfeti al, adamın kafasına atmanın bir anlamı yok. O seyirci coştuğu zaman konfetten iyi. Takımına bağırdığı zaman, çağırdığı zaman, takımını ateşlediği zaman... İnan var 10 tane çatapattan iyi ya. Evet. Bırakın. Ama hocam ben şunun için söylüyorum. Maçın sonucu. Maç berabere gidiyor. Maç berabere gidiyor. Bir şey yok. Sonuç alamıyorsun. Diğer takımların maç durumlarıyla aynı dakikaya denk geliyor. Hani 2-3-5 dakika yine de ateşlemek için oyunu durdurmak, soğutmak, işte takımın bir araya gelmesi. Yani konfetin bol olursa hakem onları toplatırken süreyi içeren zaman kaybeder. Ben zamanı kaybetmeyeceğim. Benim derdim de benim. Evet, onlar bizim galibiyetten başka bir şey. Tamam işte, o galibiyete ulaşabilmek için diyorum zaten. Rakibi adam, soğutmak amaç orada. Sen de soğuyorsun orada o zaman. Nasıl ben soğuyorum? Sen de soğuyorsun orada. Sen futbolcu da soğuyorsun. Onun derdi yok. Hani rakibin bu şu maçtan galip geleceğim bir derdi yok. Derdi ama yok bizim dediğimiz muhtemel bir iki futbolcu. Psikolojik açısından. Yani onlar, ben Aydın gibi burada rahat top oynayacağını düşünüyorum. Yani evet. Açıkçası bu. Ama içlerinden bir iki futbolcu çıkabilir. Bizim demoralize edecek şekilde değil de bizim bazı tedbirlerimizi de fazladan almamız lazım. Evet. Hani daha açık konuşmayalım. Tabii, bizim tabii takımı da 3-4 günden evvelden kampa alıp bütün cep telefonlarını iptal etmemiz lazım. Bizim takım oyuncularının da. Evet. Yani bunları lazım. Bunların hepsi kapanması lazım bir kere. Evet. Bunu yöneticilerimiz her bakımdan sıkı yönetim uygulayacak. Evet. Yani bu iş bir kere bir. Kampa 3 günlük en azından kamp alacaklar. Herkes de dünyayla bizim futbolcuların da ilişkisi kesilecek. Kesilecek. Evet. Yoksa naaş durumlar da olabilir. Hiç aynı şeyi yapmasa bile bizim futbolculara bu şekilde baskı yapmaya çalışan insanlar da çıkacaktır. Evet. Hani kardeşlerimizin bunu yapacağından değil ama bu tip tedbir almaya çalışan insanlar da olacak. Tabii ki, tabii. Allah korusun. Buradaki gelecekleri tanısınlar diye. Bakın çok önemli bir şey. Abdullah abi, şimdi burada berabere kalsak bile ligden düşüyoruz. Evet. Bunu evet. Ben kesinlikle söylüyorum. Berabere kalırsak biz ligden düşeriz. Tabii. Bu maçtan 3 puan almamız lazım. Bizim berabere kalmamız bütün takımların ancak yenilmesiyle mümkün. Evet. Hepsinde yenilme şansı yok. Yok. Şimdi bakın hepsinin yenildiğini farz edelim. Oraya geleceğim hocam. Biraz sonra kalan maçları hatırlatacağım. Ama şu bu var. Maçta neler bütün yapalım? Tedbirlerimi takımımız bir kere ekonomik oynayacak.
disiplinle bir kere bir kampa alacak, 3 günlük bu tedbirler alınması lazım. Rakip takımına dahil bütün tribünlerde gönüllü şimdiden varsa kulüp bunu çalışması lazım. Başka kulüplerin de burada yöneticilerinden, idarecilerinden, gözlemcilerinden de olacaktır. Evet. Vardır. Bunların tedbiri alınması lazım. Bilet satışlarında mutlaka görevli bu işlerle ilgili daha önce profesyonel futbol oynamış arkadaşlarımızdan varsa bunlar o insanları tespit edebilir. Hani gelen insanların ne amaçla geldiğini. Bilet orada, alan, Fethiyeli olan, olmayan, yabancı olanları seyircimiz de uyarsın. Aydın'dan başlayalım. Aydın Spor'dan başlayalım. Şeye kadar bu işin sonu geliyor. Tabii canım şeye Aydın'da kadar işte. Aydın'a kadar gidiyor bu yaş. Hacettepe evet. bu hafta galip bak, gelmeseydi onun Aydın, bile düşmüş. Aydın, Bayrampaşa. Bayrampaşa zaten bize geliyor. Konya, Selçuk o da kendini de kurtardı artık ama o. Bunların hepsinin bir ayakları çukurda. Acaba olur mu? Hayır, Konya olmaz artık. Hani evet. 43 puanla olursa diye diğer takımların 43'e ulaşma şansı olmadığı için önemli değil. Ama onun altındaki her takımın düşme ihtimali var. Keçiören tabii mesela onları biraz sonra konuşacağız gerçi ama Fethiyespor bir kere tedbirini alıp maçta 90 dakika taraftarımızla beraber bu maçı almak için elinden geleni yapması lazım. Evet. Beraberlik bize yetmiyor arkadaş. Evet. Orada galip gelseydik bilet geçen hafta. Bilet fiyatları mutlaka. Zaten 3 haftadır 1 lira falan yapıyorlar. Yani bunun artık yapılması aslında federasyon olarak bir şey olmuyor. Evet. Bence bu bilmiyorum bu sıkıntı yaratabilir sonra. Çünkü temsilciler bilet satışları bilmem ne falan evet. konusunda da rapor tutuyorlar. Tabii. Bu konuda para cezası bilmem ne de oluyor şey. Ama biletleri 1 lira diye tespit etme inisiyatifini direkt kulüp uygulayabiliyor mu? Yoksa çünkü bilet basımı olması lazım. Yani 1 liralık bilet basımı olması lazım. Bu basımlar da federasyonla direkt ilişkili olacağı için onun prosedürü farklı. Ya da mesela temsili daha önce satılan 5 liraysa bilet bedavaya millete 3-5 yönetici bir yerden tutup bu gönüllülerden parayı alıp biletleri Koçan'la kapıda birilerine verecekler gençler. Bilet fiyatı tespit edebiliyorsun. Ama işte hani geç olmadan hafta sonuna kadar tabii, yetişebilir mi diye. Evet önceden duyurulmasının faydası evet. olur diyoruz. Betona erme peşe. Duyuralım. Valla öğrenciler evet. Öğrenciler kim varsa Fethiye'de gitmesi evet. lazım. Hani dediğim gibi biraz önce konuşmamın birinci bölümünde söylediğim gibi öyle yarım yamalak Fethiyesporluk taslamanın anlamı yok. Oraya gelip can hıraş bütün takımını 90 dakika moral olarak destekleyecek. Evet. Yani bir ligde kalsın. 90 dakikamız var ya. Buraya bir... gelmişiz artık bitti ya bundan sonra kimse hani bizi ben sana söyleyeyim ligde kalmak bile sevindirici değil. Yani şunu yaşayacak zorunda mıydık yani biz? Evet evet. Ya bunları yaşayacak durumda mıydı? Evet, önümüzdeki hafta genel ligi değerlendireceğiz. Sakın ola ki bu başarı evet. kalırsa ligde bu başarı olarak algılanmasın. Hiç ama ligde kalalım biz. Kalalım biz. Bunun için tabii. elimizden geleni yapalım. Seyircimiz de üzerine düşeni yapsın. 90 dakika takımını desteklesin. Aman olay olmasın. Çünkü bu sadece sakın ha, bu sezonun sakın, sonucu taraftan. Ne olursa olsun. Biz ligde büyük ihtimalle %99 kalacağımıza inanıyorum ben. Ama olası bir kötü, %1 bile olsa bir şans var, dezavantajımız o da. Düşsek bile, üçüncü lükte de bazı maçlarımızı cezalı halde oynamaya başlarız ki. -6'dan bizi, başladı Kartal hatırlıyorsunuz. Işte Kartal. Yani evet. bunun gibi sıkıntı, o tabii farklı şeyle ama bizim daha önce aldığımız bir cezadan ötürü 5 hafta biliyorsunuz evimizde oynamadık evet. müsabakayı. Bundan ötürü de büyük sıkıntı yaşamıştık. Neyse, yani bu sıkıntılı ortamları da yaratmadan... Biz İskenderun kadar şey yaparız, görevlilere de dikkat edelim. Taraftarımız da sorumlu bilerek müsabakada de bu işi, takımını desteklesin. Alır. Bugüne kadar olay olmadı şükür. Hem emniyetimize teşekkür edelim burada, hem valimize, hem emniyet müdürümüze, hem kaymakamımıza. Gerçekten gerekli tedbirleri alıp müsabakalarda olay çıkmasına engel oldu. Zaten o kültür seviyesine artık Fethiyespor taraftarı yerleşti ama... takımı 90 dakika destekleyelim. Bu bizim belki de son şansımız olabilir. O açıdan 90 dakika futbolcularımızı hem yöneticilerimiz moral motivasyon olarak desteklesin. Bu güç onlarda var. Ama buradan alınamazsa sıkıntı doğabilir. Son söylediğin sözde katılıyorum. 3 gün öncesinden takımın dünya ile irtibatı kesilecek. Evet. Cep telefonlarına el konulacak. İptal. Evet. Dünya ile irtibatı kesilecek. Hepsi bitecek hepsi, abi. Evet. Bu varoluş maçıdır ya. Evet. Doğuşun bit. Başı. 24 saat maçı düşünsünler arkadaş futbolcu kardeşlerimiz de. Hani onların böyle bir şey değil.
Kafalarında sadece bu maç olsun. Çünkü bu maçtan 3 puan değil 1 puan alırsak bile bakın ikili avarajda biz şeye karşı bile kötüyüz yani. Offspor'a bile kötüyüz ya. O galip gelirse 41 yapıyor. Evet. Gene ikili avarajda biz onun altında kalıyoruz. Allah korusun yani. Tavşan hepsi, niyetin üstünde bile kalabiliriz. Allah korusun. Evet değerli izleyenler. Fethiyespor pazar günü saat 15.30'da Bayrampaşa'yı ağırlayacak. Ligin son karşılaşması. Artık nefes nefese bir mücadele geçecek. Fethiyespor kazanırsa bu ligde kalacak. Eğer kazanmazsa gerçekten onu söylemek istemiyoruz. Kazanmamak diye bir sorunumuz yok. Evet, ikincilik beyaz gruba veda edebilir. Biz onu düşünmek bile istemiyoruz. Fethiyespor Profesyonel Şube Sorumlusu Okan Uysal'la Körfez İskenderun spor maçı ve bu hafta oynanacak Bayrampaşa maçını konuştuk. İşte aldığımız bilgiler. Nasıl bir karşılaşma oynadık Körfez'de? Bu altın değerinde puan. 3 puan için gittik değil mi? Hayır, oradan biz bir puan çıkartalım diye gitmiştik. Zaten geçen haftaki Karagüm Pendik maçından sonra verdiğim röportajda da onu söylemiştim. Son 2 haftaya 4 puan alarak girmek istiyorduk. Hedefimiz İskenderun'dan 3 de olsa iyi, 1 de olsa iyi olarak gitmiştik. Ama bizim o planlamamızda Bayrampaşa'dan 3 puan alma hedefimiz var. O da içeride oynadığımız için çok önemli bir maç olacaktı. Bu maçta geçen seneki Eyüp Spor'un yaşadıklarını, Fethiyespor'un yaşamaması adına çok stresli bir maç olacağını düşünmüştük. Ve bunun üzerine ilk önce psikolojik baskı olarak İskenderun Spor'u baskı altına aldık. Bu da şöyle oldu. Güvenlik önlemlerinin çok sıkı olması ve bizim stada girişimiz, gelişimizde, konaklamamızda oradaki güvenliğimizin sağlanması buna en büyük katkı sayıladı. En azından psikolojik olarak 1-0 önde başlamış olduk. İkinci etapta maçtan alacağımızdan çok emindik. Çünkü kendi takımımıza çok güveniyorduk. Fakat hesap edemediğimiz tek şey vardı. Sahanın zemini. Sahanın zemini futbol oynamaya müsait bir zemin değildi. Top devamlı sekmesi ve pas yapamamamız büyük etken oldu. Neticede İskenderun Spor da bunu yapamadı. Ve burada ikinci faktör devreye girdi. Bu da rüzgar. Rüzgarın geliş yönünün devamlı değişmesi topun yerde kalmasına da imkan vermedi. Devamlı havada oynanan bir oyun oldu. Neticesi de gözüktüğü üzere 0-0 bitti maç. Yani bu maçtan kesinlikle gol çıkacağını tahmin etmedim yani. Maç esnasında da. Evet. Şimdi bu hafta önemli. Nasıl hazırlanacağız? Kimleri bekliyorsunuz? Sakat cezalı oyuncu var mı? Şimdi Aytaç'ın durumu bu hafta içinde belli olacak. Geçen hafta sakatlığı vardı kasığından. Onun için sağlık ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yalnız bu maçta Sabri'nin görmüş olduğu gereksiz bir sarı kart neticesinde cezalı konumuna düştü. Bence hakem o pozisyonda vermeyebilirdi ama takdir hakkını öyle kullandı. Yapacak bir şey yok. Saygı duymak zorundayız. Zaten üst klasman hakemiydi ve güzel de bir maç yönetti. Hakemlerin de hatası olabilir. Evet. Bu hafta seyirci için Bayrampaşa maçı, Fethiyespor için evet. Kader maçı artık. Şimdi bu maçla ilgili, seyirciyle ilgili bir planlamamız var. Bununla ilgili de yönetim kurulu toplantısı olacak bugün. Ondan sonra bir açıklama yapacağız, bir basın toplantısı yapacağız. Bu maçla ilgili bir kampanya düşünüyoruz. Bunu da hayata geçireceğiz ama bunu yönetim kurulu ile beraber ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ortak hareket edeceğiz burada. Yani bilet fiyatları falan 1 lira. Onların hepsini yönetim kurulu toplantısından sonra. Evet değerli izleyenler, Okan Uysal açıkladı. Fethiyespor şu saatlerde önemli bir toplantı yapıyor. Bu toplantıyla ilgili alınacak kararları
yarın ya da yarından sonra yapılacak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Biz de ana haber bültenlerimizde ekranlara getireceğiz. Çok kısa bir reklama gidiyoruz değerli izleyenler. Ardından Spor Saat devam edecek. Fethiyespor Bayrampaşa karşısında hangi yanlışları yapmamalı? Lacivert beyazları için ikincilik beyaz grupta diğer takımların kalan maçları, düşme hattındaki takımların kalan maçları nasıl? Onları bir bir masaya yatıracağız. Kim düşer, kim düşmez, ligde kimler kalır, hepsini az sonra değerli yorumcularımızdan alacağız. Bizden ayrılmayın. Çok güzel, çok güzel.